Firma sahibi Nihat Bey ile havalandırma ve soğutma sistemleri alanındaki hizmetlerine konuştuk. Efendim, sizlerin de bildiği üzere Gaziantep sanayisiyle ve ekonomiye katkı sunan firmalarıyla ön plana çıkan illerimiz arasında yer alıyor. Bizler de bugün Parselezon Havalandırma ve Soğutma Sistemleri firmasındayız. Burayı da bizlere firma sahibimiz Nihat Karakaya anlatacak. Merhabalar Nihat Bey. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Sizleri biraz tanımak istiyoruz. Ardından sohbetimize devam edelim. Adım Nihat Karakaya. Türkiye'de ve dünya çapında öncülük ettiğimiz firmalardan baştan geliyoruz. Biz bu sektörde helezon ve soğutma ve havalandırma sistemleri olarak çalışıyoruz. Havalandırma sistemleri oldukça önemli konuların başında yer alıyor. Ama tabii bilmeyen izleyicilerimiz için de biraz bu havalandırma sistemlerinden bahsetmenizi isteyeceğim Nihat Bey. Bizim havalandırma sistemlerimiz daha çok kebapçı, restoran değil de bizimki daha çok insanların çok yoğun çalıştığı fabrika üzerine, işte fabrikalardaki insanların o tozlarda vesairelerde mağdur olmaması için içeriği güzel bir havalandırma noktasına getirdiğimiz bir sektör. Aslında bakıldığı zaman havalandırma sanki penceresi olmayan, içeriye oksijen girilmeyen yerlere takılıyor gibi algılanıyor ama aslında durum böyle değil. Daha çok sağlık açısından da çok önemli bir durum. Tabii, yani bu biraz halıların veya tekli sektörlerinde, halı sektörlerinde, boyahanelerde, insan sağlığına zarar verilecek her tozlarda biz bunları filtre etmeye çalışıyoruz. Evet. Daha çok buradakini temiz havaya yaymaya çalışıyoruz. Aynen o. Hem soğutma sistemleri hem havalandırma sistemleri var. Doğru. Biraz o konudan bahsedebilir misiniz? Sektörel olarak halı fabrikalarında özellikle neme ihtiyaç var. Biz bunu evaporatif soğutma sistemleriyle yukarıdan doğal havayı alıyoruz. İçeride suyla birleştiriyoruz. İçeriye nemli bir hava veriyoruz. Onu da tekrardan sirkülasyon fanlarıyla dışarı atıyoruz. Evet. Dışarıdaki aldığımız temiz havayı tekrardan içerideki pis havayla dışarı atıyoruz. İnsanlar daha çok nefes almaya ve ürünlerin biraz daha kaliteli çıkmasına sebep oluyor. Peki Nihat Bey, işe nereden başlıyorsunuz? Yani ben bir fabrika sahibi olarak size geldiğim andan itibaren süreç nasıl işliyor? Havalandırma sektöründen bahsedeceksek, önce içerisinin enini, boyunu, içerideki çalışan makine sayılarını, içerideki sıcaklığı, bunları bizim mühendis arkadaşlar ilk başta bir analiz ediyorlar. Buna göre makine seçimi yapılıyor. Bunu biz fabrika sahiplerine bildiriyoruz. İşte ne kadar hava basacağını, ne kadar içerideki kötü havayı dışarı atabileceğimizi bu süreçte bir proje haline getiriyoruz. Müşterilerimiz kabul ettiği süre içerisinde süreç devam ediyor. Evet. Peki Nihat Bey, tabii uzun zamandır piyasada olan bir isimsiniz. Firma olarak da aslında rüştünü ispatlamış da bir firmasınız. Bu konuda istikrar çok önemlidir, başarı çok önemlidir. Siz başarıyı nasıl nitelendiriyorsunuz? Şimdi amel niyette gizli. Her zaman biz onu söylüyoruz. Önce niyet önemli. İçinizde hainlik var ise ne Rabbim yolunuzu açabiliyor ne de ne kadar çabalarsanız çabalayın bir noktaya gelemiyorsunuz. Sadece o zamanki süreci değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Biz bu sektörde var olmaya çalışıyoruz ve torunlarımıza, bizden sonraki gelen nesillere, bizimle bu yola devam edecek insanlara kendimizi kanıtlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Nihat Bey. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Peki. Evet sevgili izleyicilerimiz, Gaziantep'ten seslendik sizlere. Bir kez daha sizlerin huzurunda Nihat Karakaya'ya teşekkür ediyor. Sözü yeniden İvana Sert'e bırakıyorum.